Herkese merhaba. Ben şimdi Bin Market'e geldim ve aktüel ürünleri sizinle paylaşacağım. İlk önce buradan başlamak istiyorum. Burada seramik kahvaltı seti varmış. Bunların fiyatı 21.90. Love markasının cam altılı kasesi varmış. Bunların fiyatı 8.95 TL. Buradaki tüm plastik ürünlerin hepsi 2.95 TL'ymiş. Aynı şekilde cam, bu limonsk canlı fiyatı 2.95 TL. Saklama kabı var burada ikili. Bunların da fiyatı 7.5 TL'ymiş. Bu kısımda Love markasından desenli ayaklı bardakları var. Bunların fiyatı 8.95 TL'ymiş. Sonra ikili tavalar var. Şef markasının. Bunun fiyatı 39.90. Bir de wok tava diyor. Bunun fiyatı da 37.90 TL'ymiş. Bir de burada cam sürahiler var. Kapak renkleri değişiyor. Bunların fiyatı da 7.5 TL'ymiş. Buradaki kalıpları varmış. Bir tanesi böyle, biri de bu şekilde uzun batonlar oluyor, yani ekmek gibi, ekmeklik gibi. Onlardan var. Bunların tanesinin fiyatı 17.5 TL'ymiş. Sonra burada Love markasının büyük kasesi var. Bunların da fiyatı 7.95 TL. Burada böyle plastik tencereler var. Bunların fiyatı da 4.95 TL. Bunu geçen hafta da size göstermiştim. Hala Bin Market'lerde var. İki boyda var bu arada. Biri küçük, birisi daha büyük ama. Bu kısımda makyaj düzenleyicileri varmış. Bunun fiyatı 17.95. Küçük olanların fiyatı ise 7.95. Yani 18 ile 8 lira arası değişiyor. Sonra bu kısımda Şef markasının 7 parça set olacak şekilde tencere seti var. Bunun fiyatı da 199 TL. Burada eşofman takımları varmış. Kadın ve erkek olacak şekilde. Ama sanırım şu anda burada sadece erkeği var. Evet, burada da kadına varmış. Yok, bunlar çocuk için olanları. Bunun fiyatı 32.5 TL'ymiş. Daha sonra burada kadın ve erkek terlikleri var. Bunların fiyatı da 16.95 TL. Kadınlar için renk seçeneği de var. Kırmızı, pembe. Ama altı bayağı sert geldi bana. Çok böyle yumuşak terlik değil. Altı da bu şekilde. Kadın terliğinin altı daha iyi bu arada. Erkek terliği kötüymüş. Ben ilk buna baktım. Kadın terliği daha güzel. Çocuklar için olan polar pijama takımlarının fiyatı ise 19.90. Burada iki renk çeşidi var. Böyle bordolu ve pembeli olacak şekilde. Hatta biraz da pudra pembesi olan üç çeşitli rengi varmış. Buradakiler neymiş ona bakalım. Ha, böyle ayakkabılar varmış bu arada. Karbotları. Bakalım bunların fiyatı ne kadarmış. Bu karbotlarının fiyatı da 34.5 TL'ymiş. Daha sonra bakalım buradaki plastik ürünlerin fiyatlarına. Bu plastik ürünleri bu hafta bir de böyle bulaşıklıklar gelmiş. Bayağı renk çeşidi var, görüyorsunuz. Bunların fiyatı 8.95 TL. Pembeden tut, beyaz, mavi, gri, bu şekilde renkleri değişiyor. Daha sonra burada tepsiler varmış. Bunların fiyatı da 13.95 TL olması lazım. Böyle bunun da bayağı çeşitleri var. Arkada gül desenli olanları da var. Bu hafta merak ettiğim ürünlerden bir tanesi de bu pankek tavasıydı. Gerçekten çok güzel. Yani ben çok beğendim. Bu arada Şef markasının yine 30 santim boyutunda. İçerisinde 4-6 tane böyle krep yapacağımız ya da pankek yapabileceğimiz yerler var. Böyle hani şekli bozulmamış oluyor. Bunların fiyatı da 27.90. Ben bunu alacağım sanırım. Çünkü böyle bir şeye ihtiyacım var. Arkası da bu şekilde. Normalde arkası böyle çizikli olur ya. Yo, bu da çizikli değilmiş. Onlardan değil. Bunlar bayağı güzel. Ben bunu alıyorum. Bir de böyle çok güzel yolluklar gelmiş. Bunların fiyatı da çok uygun. 39.90'mış fiyatları. Ölçüsü ne kadar? 80x150 diyor. Bu desenlerini çok beğenmedim ama hatta bu da belki güzel. Ama bu çok güzel. Eğer ihtiyacınız varsa bence kesinlikle bunu bir bakın. Ben çok beğendim.
Love markasının üçlü meşrubat bardakları var. Bayağı küçükmüş. Bunun fiyatı 7 TL. Bir de böyle desenli gördüğünüz gibi su bardakları var. Bunların fiyatı da 7.95, yani 8 TL. Burada da kaşıklıklar var böyle. Desen desen getirmişler. Bunların fiyatı da 4.95 TL. Burada Kütahya'nın yemek takımı gelmiş. Bunlar kaç parçaymış? Bir bakalım hemen. 4 adet servis tabağı, 4 adet çukur tabağı, 4 adet de pasta tabağı varmış. Ve bunun fiyatı 65 TL. Güzel görünüyor aslında. Sizin de ihtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Daha sonra bu kısımda Love markasının biraz önce gösterdiğim meşrubat bardağının aynı deseninde, yani altı bu şekilde. Bunun da fiyatı 7 liraymış. Bir de böyle altılı baharatlıklar gelmiş. Bunların fiyatı 12.90 TL'ymiş. Çok büyük değiller ama bence iş görür bunlarda. Yani bir de ağır, öyle bildiğiniz plastiklerden değil. Bence kaliteli yapmışlar bunu. Ben hep Trendyol'da görüyordum. Şimdi bir markete de gelmiş. Bayağı güzel olmuş bence. Dondol markasının ikili saklama kapları var. Bunların fiyatı da 7.95 TL. Markasının 28 santimlik tavası var. Bunun da fiyatı 26.90'mış. Ayrıca bir videomda oyuncakları da gösterir misin diye soranlar vardı. Bu Lola'nın gördüğünüz oyuncak seti var. Bunun fiyatı 49.90'mış. Bir de sanırım böyle oyuncak kamyon getirmişler. Bunun fiyatı da 21.90 TL'ymiş. Bu kısımda Paşa Bahçe'nin borcamları var. Bunların fiyatı da 21.90. Bayağı büyük boyutta getirmişler. Bu kısımda da çay seti varmış. Bunun fiyatı da 25.90 TL diyor. Bir de burada çocuklar için patikli çoraplar var. Patikli çorap mı oluyor bunlar? Ben öyle biliyorum. Çocuk çarık çorabı diyor. Bunlar da 5 liraydı sanırım fiyatı. Burada lisanslı çocuk montları varmış. Bunların fiyatı 39.90 TL. Bir de yağmurluklar var. Onların fiyatı da 34.90 TL. Çeşitlerini göstereyim size. Bu arada yeni yılda artık poşetler ücretli olacak, biliyorsunuzdur. Tanesi 25 kuruş. Burada böyle çevreye karşı duyarlı olalım diye bir marketin poşeti var. Bunda tanesi 1.45 TL'ymiş. Bundan bir tane alayım bence. İhtiyacımız olacaktır. Artık poşetler ücretli olunca yapacak bir şey yok. Böyle bez çantaları alacağız. Geçen gün eşimle bir markete gelmiştik. Sonra da kaşar peyniri alacaktık. Kasadaki çalışan dedi ki kaşar peynirdense bence bunu alın tost için dedi. Terli peynir diye geçiyor. Çok güzel. İnanılmaz güzel. 13.5 TL fiyatı. Yani kaşar peynirden daha uyguna geliyor olabilir. Ya da aynı fiyattır yaklaşık. Bu da 500 gram. Bundan bir tane alacağım yine. Size bir sorum olacak. Bu seyli süngerin ne olduğunu anlayan var mı? Diğer süngerlerden gerçekten bir farkı var mı yoksa? Yani sadece dokusu falan farklı benim anladığım kadarıyla. Bulaşıkta, mutfakta, banyoda kir sökücü petek doku diyor. Eğer memnunsanız bana da söylerseniz çok sevinirim. Çünkü ben de denemek istiyorum ama bir şeyim yani, gerçekten işe yarıyor mu diye merak ettim. Evet, bu haftanın da aktüel ürünlerini sizinle paylaştım. Umarım sizin için de keyifli bir video olmuştur. Severek izlemişsinizdir. İhtiyacınız olan ürünleri umarım bulursunuz. Çünkü bana hep söylüyorsunuz işte orada çok fazla şey var, biz bulamıyoruz. Maalesef yapacak bir şey yok. Bazı marketlerde çabuk bitiyor, bazılarında geç bitiyor. Biz de sanırım geç bitenlerdeniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.